tanımları, genel kıstaslar farklı. Yoksa mühendislik açısından tabii ki birçok şey paralel bir şekilde ilerleyecek. Geminizle ilgili ilk önce bir genel fikir belirlemeniz gerekiyor. Hangi boyut, yani yelkenli gemi demekle de bitmiyor. Küçük boyutları ne olacak? Ondan sonra nasıl bir amaçla kullanılacak? Bunların hepsiyle ilgili sizin bazı kısıtlar oluşturmanız gerekecek. Ben ilk başta bir de sizin gördüğünüz temel dersleri, bunu stabilite dersini alan varsa benden, hani orada da ilk ders bir size genel görüş olarak belirtiyorum. Burada da bahsetmenin faydalı olacağını düşündüm. Çünkü bir tasarım yaptığınızda, yani bir gemi ya da yat tasarımı yaptığınızda bu gördüğünüz derslerin hepsi bu tasarımın içinde sizin için bir çıkış noktası. Yani siz sadece kafanızdan geçirdiğiniz belli bir tasarımı bir mühendis olarak dizayna dökerken bunlardan ayrı düşünemezsiniz. Sizi sınırlandıracak tabii ki şartlar olacak. Bunların en önemlisi ve genelde de gemi normalde de siz bir tasarım yapıyor olsanız, bir gemiyle ilgili tasarım yaptığınızda şey, aktarımla ilgili bir sorun yok değil mi? Sesim rahat geliyor değil mi? Bazen hocam belki bizlerin internetinde var, bazen kesiliyor da şu anda Şu an gene çünkü yerlerde. internet unstable diye bir uyarı geldi de, hani herkes umarım rahat bir şekilde takip edebiliyordur diye şey Biraz yaptım. önce bir 5-10 saniye civarı kesildi ses. Tamam. İlk başta siz bir gemi tasarladığınızda her şeyden önce bu geminin dengeli bir şekilde yüzmesi ön şarttır. Yani birçok şeyi ilk başta göze çarpmayabilir, eksiği. Ancak stabilitesi uygun olmayan bir geminin yüzmesi mümkün değildir. Ve bundan dolayı da hidrostatik ve stabilite hesabı bizim ilk başta en çok önem verdiğimiz hesap. Ve de sizin de bir gemi tasarladığınızda Lloyd'a tabi olmasanız bile, bir gemiyi Lloyd kurallarına göre inşa etmemiş olsanız bile, liman kaydı sırasında hidrostatik ve stabilite hesapları istenir. O yüzden bunu iyi bir şekilde uygulamak önemli. İkincisi tabii hidrodinamik, denizcilik özellikleri geminin. Geminin konforlu olması, özellikle bu yatta çok ön plana çıkar. Çeşitli ivmelenmelerin, ondan sonra gemi içinde insanların konforlu bir şekilde seyahat etmesi. Bu gemide, yatlarda, yolcu gemilerinde çok önemliyken, aslında tankerlerde de içeride yapacak personel açısından biraz daha göz ardı edilebilir, belki o kadar değil. Ama yine de oradaki insanların genel durumu göz önüne bulundurarak onun da belirli bir mertebede olması gerekiyor. Onun dışında geminin direnci ve sevki, yani gemiyi sonuçta formunu öyle bir tasarlamalıyız ki verimli bir yakıt sarfiyatı için formu da ona uygun bir şekilde seçilmeli. Yine uygun pervane seçilerek de genel sevk verimi göz önünde bulundurarak iyi seçimler yapılması gerekiyor. Bunun dışında mukavemet grubu derslerde öğrendiğimiz gemi elemanları, gemi mukavemeti gibi geminin konstrüksiyonu ile ilgili, yani yapı elemanlarının da uygun seçilmesi. Bu sadece kabuk ya da işte postalar gibi değil, değil mi? Birçok aslında geminin yapısal bütünlüğünü oluşturan eleman var. Bunların farkında olmamız, bir tasarım yaparken bunların hesabını nereden yapacağımız, nasıl ulaşacağımızın farkında olmamız gerekiyor. Aranızda gemi elemanları dersini alanlar eminim, yani çoğunluk almıştır diye düşünüyorum. Genelde de buradaki hesaplardan faydalanarak temel düzeyde eleman hesapları istenebiliyor. Ondan sonra dizayn ve inşaat olarak bir tasarım programlarından faydalanarak geminin ilk başta görsel olarak kabuk kısmı, ondan sonra dış formu, hem su altı hem su üstü formuyla ilgili tasarımla ilgili aldığınız dersler var. Bunlar birinci sınıftan başlıyor. Size hem gemi geometrisiyle ilgili temel tanımlarla ilgili bir altyapı oluşturuyor, hem de geminin dizaynı ve bu üç boyutlu programları, iki boyutlu, üç boyutlu programları
yöntemleri kullanırken kullanacağınız programlarla ilgili bir altyapı hazırlıyor. Sonra bir de tabii gemi makineleri dersi var. Yani birazdan gemi makineleri, yardımcı makineler tasarımı ile ilgili Asım hocamız anlatacak. Ancak yat tasarımı ya da gemi tasarımının içinde de gemi makinelerinin bir bölümü var. Neden? Çünkü makine ve motor seçimi yapıyorsunuz. Bununla ilgili tabii ki de sizin hani genel olarak bir pervane kaç RPM'de dönecek, işte buna bağlı olarak motor seçimini nasıl yapmalıyım gibi bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Şimdi ben burada biraz zaten açıklayarak gittiğim için bu slaytları geçiyorum. Şimdi bir gemiyi gördüğünüz gibi operasyon yaparken çok ekstrem koşullarda çalışabiliyor. Yani siz bir gemiyi sadece durgun suda işletmiyorsunuz. Kendi boyuna eşit bir, genelde en kötü durum olarak kabul edilen senaryo, kendi boyuna eşit bir dalga tepesi ya da dalga çukurunda maruz kalacağı yükler oluyor. Burada gördüğünüz gemide çok ciddi anlamda bir deformasyon söz konusu. Bunlar tabii ki de ileri hesaplar. Sizin daha çok bitirme projelerinde ele alacağınız hesaplar. Ancak bunlarla ilgili de projenizin bir aşamasında hani bir yerinden girebilirseniz sizin açınızdan güzel olur. Ondan sonra gemi makineleri grubu derken görüyoruz. Burada ne kadar ayrıntıya girebiliriz? Yani şimdi şöyle, siz bir ağırlık hesabı yapacaksınız mesela. Şeyi bilmeniz gerekiyor. Hangi jeneratörü seçeceğim? Hangi motoru seçeceğim? Ondan sonra geminin üstünde nasıl bir donanım olacak? Bunun büyük bir gemi ya da küçük bir gemi. Bazısında daha çok ayrıntıya girmek mümkün olacak. Bazısında o kadar belki ayrıntıya girmek mümkün olmayacak. Ama sonuç itibariyle bunların gerçek ağırlığı ya da ampirik olarak bir yaklaşım olarak farkında olmak gerekiyor. O yüzden bir geminin için ağırlık grupları adına makine kısmındaki şeylere, kısımlara da hakim olmak gerekiyor. Bir de biz şimdi hesaplarımızı yaparken genelde sizinle de ilerlerken çeşitli klas kuruluşlarının sunduğu kuralları göz önünde bulunduruyoruz. Böylece yaptığınız hesaplar, işte gemi elemanları için olsun, stabilite için olsun, daha gerçekçi oluyor. Özellikle IMO kuralları hepiniz duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İşte IMO'nun mesela stabilite için koyduğu kuralların biraz daha burada bazen üstüne bir şey koyarak Lloyd'lar şey yapıyor, kendi kuralları çerçevesinde onları uygulattırıyor. Biz de mesela stabilite analizi yaparken MagSurf programında bu kurallar orada seçenek olarak da var içinde. Bazısı da sonradan kendimiz işte GZ Fieris'inden şeyleri, değerleri elde ederek ne derler ona, kuralları uygulamak üzere Excel tablolarda mesela inceleyebiliyoruz. Şimdi bunlar benim ekleyeceğim kısımdı. Bekir hocamın koyduğu şeyler üstünden de biraz devam edeyim. Tabii ki bir tasarımda nihai tasarıma ulaşıncaya kadar siz birçok tasarım aşamasından geçiyorsunuz. Biz şimdi aldığımız yat tasarımı ya da gemi tasarımı projelerinde amacımız, yani belki en son aşamaya kadar gelemeyebiliriz ama en azından ön dizaynın belli bir aşamasını bitirmek istiyoruz. Bunun için de şimdi ilk başta konsept dizayn dediğimiz, yani ilk başta yapacağınız dizayn ifadesi, yani ne amaçla yapılıyor, görevi ne olacak, sınıfı ne olmalı, ondan sonra siz kendinizi teknenin tasarımcısı olarak belki hocanız bazı sınırlandırmalar getirecek ya da kendiniz bununla ilgili kısıtlar getireceksiniz, istekler oluşturacaksınız. Bazı sınırlar getirmeniz gerekecek. Çünkü bir geminin çalıştığı bölgeye göre bile birçok özelliği değişebilir. Ondan sonra bir yat, işte ne bileyim, Kuzey Buz Denizi'nde mi çalışacak, Akdeniz'de mi çalışacak, değil mi? Bunun bile şimdi oralarda da mesela yat turizmi diye bir şey çıktı. Yani ikisi arasında ciddi bir fark olacak. İlk başta bunu sizin bir sınır olarak belirlemeniz gerekiyor. Ondan sonra konsept dizayn ve preliminary dizayn dediğimiz kuramsal dizayn kısmında da biraz daha parametrelerin belli olduğu, ondan sonra özellikle bu alan, bu seçtiğiniz konu ile ilgili örnek projeleri seçtiğiniz bir aşamaya geliyorsunuz. Şimdi hepiniz mesela birinci aşamada ilk başta işte kaç metrelik bir yer, nerede çalışacak gibi konu şeyi kafanızda belirledikten sonra burada peki bununla ilgili bir örnek yapılmış mı şimdiye kadar diye bir araştırma içine giriyorsunuz. Burada da sizden işte yaklaşık sizin
yapmak istediğiniz konsepte benzer gemiler bulup ondan sonra onların boy, genişlik, derinlik, draft, ondan sonra makine gücü gibi özelliklerine ulaşmanızı bekliyoruz. Ve bir Excel tablo halinde bunlardan bir hani matematik aslında model yani oluşturacaksınız ki daha sonra kendi boy ve ana boyutlarınızı yani belirleyebilin bu çerçeveler, bu kıstaslar çerçevesinde. Bir de şöyle bir durum var. Yapmak istediğiniz dizayn mesela olmayan bir dizayn olabilir dünya üzerinde. Yani mesela biz geçen dönem disiplinler arası proje dersinde böyle uğraştık. Olsa ama mesela görev olarak iki geminin kesişimine denk gelebilir. O zaman ne yapacaksınız? Ona benzeyen bu iki tasarımı da incelemeniz gerekiyor ki onun için bir yol haritası oluşturabilin. Ondan sonra ön dizayn aşamasına geliyoruz. Ön dizayn aşamasında artık geminin formunu belirliyorsunuz. Bunun için genelde Maxurf programını kullanıyorsunuz ya da Rhino. Ondan sonra formla ilgili bir şeye ulaştıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Genel yerleşime geçmeniz gerekiyor. Genel yerleşimle beraber bir ağırlık hesabına başlamanız gerekiyor. Ağırlık hesabı oluştukça da geminin dizayn su hattını belirleyerek buna ait direnç, güç, performans hesapları ve ondan sonra da stabilite hesaplarına geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak buradaki süreçlerin hepsi birbirine bağlı. Yani birini tam bitirip birine geçmek gibi bir durum söz konusu değil. Siz genel yerleşim yaparken ağırlık hesabı devam edecek. Ağırlık hesabını yaparken şey devam edecek. Ne derler? Yani genel yerleşim devam edecek, form tasarımı devam edecek, hepsi birbirini etkileyecek ve siz nihai kabuğunuzu, sualtı formunuzu elde ettikten sonra ve buna bağlı olarak da tahmin ettiğiniz draftı ağırlık hesabını bildiğinizde artık buna ait direnç güç hesaplarına geçebilirsiniz. Burada önemli olan belirli bir draft için yapıyoruz bu hesapları. Yani siz gemiyi daha çok batmış bir durumda incelerseniz bu sefer makine gücünüz daha fazla çıkar. Daha az bir draft için bu hesapları yaparsanız da eksik çıkar. O yüzden yaklaşık dizayn draftını doğru bir şekilde tahmin etmek önemli. Aynı şey stabilitede gerçekleşiyor. Neden? Çünkü stabiliteyi bir kere farklı durumlar için inceliyoruz. Yani geminin boş durumu, kalkış durumu, varış durumu, ondan sonra bir de maksimum yüklü olduğu durum. Tanklarına yine karar veriyoruz. Makine seçimine göre değil mi? Tank kapasiteleri, işte geminin yarı çapına göre su ve tatlı su ve yakıt ihtiyaçları bunları belirliyoruz. Ve doluluk oranlarını da stabilite hesaplarını yaparken seçiyoruz. Şimdi siz doluluk oranını seçiyorsunuz, dertshipinizi belirliyorsunuz, gemi belirli bir ağırlığa ulaşıyor ve ona göre bir stabilite hesabı yapıyorsunuz. Başka bir ağırlıkta onun stabilitesi farklı olacak. Yani Lloyd hesaplarında da göreceksiniz birkaç farklı senaryo, birkaç farklı durum ve hepsinde sizin bu kuralları sağlamanız gerekiyor. Hatta üstüne üstlük size şöyle bir şey söyleyeyim. Gemi yaralandığında da bazı kuralları sağlaması gerekiyor. Yani gemi diyelim ki kayaya çarptı ve sancak işte ikinci kompartmanı yaralandı. Bu geminin yaralı stabilite kurallarını sağlaması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bu ilk süreci güzel bir şekilde iyi veri toplayarak planlamak gerekiyor. Bunların hepsiyle ilgili bir aşama aldıktan sonra da daha detay dizayna geçilebiliyor. Detay dizaynda artık siz aşağı yukarı genel yerleşimle ilgili odaların yerlerini belirlemişsinizdir. İşte makine dairesinin boyutlarını, nerede olduğunu, işte birçok şeyi belirlemişsinizdir. Detayda artık bunların iç donanımı, ondan sonra çok daha böyle detaylı bir şekilde yerleşimler, onsuz dış görüntüsündeki ayrıntılar. Yani iyice artık detaya girdiğiniz bir süreç olacak. Detay kazandıkça ağırlık hesabınız
bundan etkilenecek. Yani tekrar ağırlık hesabına geri dönüş yapacaksınız. Ürettiğiniz bazı ampirik yaklaşımlarda yerine mesela gerçeğini yazacaksınız. Ondan sonra bu şekilde detaya girdikçe de ortaya bir şey çıkacak. Şimdi mesela ön dizaynda bu şekilde bazı veriler ışığında elde ettiğiniz grafikler var. Bunlar ne işe yarıyor? Yani siz burada mesela işte 2500 tondan 6500 tonlara çıkabilen hafif yapılı, hızlı ve orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akım ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış bir savaş gemisiyle ilgili veri toplanmış. Sizin amacınız ne? Sizin amacınız daha sonra işte eğer ki sizin lehiniz 125 metre gibi bir boy olsun derseniz topladığınız veri aralığından yaklaşık olarak endraft ve şeyle ilgili motor gücüyle ilgili bir frut sayısı yani hızıyla ilgili aslında bir veriye ulaşmak. Yani dünya üzerinde şimdiye kadar bu yapılmış. Ben bu tarz bir gemi tasarlayacaksam bu boyda yaklaşık demek ki genişliği şu olmalı, deplasmanı bu olur, draftı bu olur, hızı da yaklaşık bu olur diyeceksiniz. Yani şu an mevcut dünya üzerindeki yaklaşımlardan. Ama siz bunun üstüne bir değişiklik getireceksiniz. Tabii bunun bu değişikliğin neyden kaynaklandığını, nereden geldiğini çok detaylı bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bu sadece yani size birisi şöyle bir soru sorduğunda vereceğiniz cevap. İşte 120 metrelik bir geminin yaklaşık fırkateynin genişliği ne olur derse birisi bu toplanmış verilerden siz işte L'yi çekip B'yi geçiş yapabiliyorsunuz şu grafikten. Yani bu cevabı verebilmek için yani yaklaşık ana boyutları belirlemek. Ondan sonra genel yerleşim planı. Genel yerleşim planı çok detaya, en çok detaya girilmesi gereken yer. Ama tabii ki de biz projede size hani ne kadarını bekleyebiliriz? Çok fazla şey var. Bir yerde bir aşamaya kadar bunu getirmek gerekiyor. Ama belki bu kadar çok detaya girilemeyebilir. Ama yaklaşık olarak bir mutfak nerede olacak? İşte tuvalet nerede olacak? Yemek odası nerede olacak? Ya da bir gemi için işte oradaki personel kameraları nasıl olacak? Tank planı zaten ayrı bir şey. Ondan sonra tank planı olur her geminin. Ondan sonra mutlaka ki bu detaya siz çok fazla gemi görerek, inceleyerek ondan sonra kendiniz bir genel güzel bir genel yerleşim planı çıkarabilmelisiniz ve zaman dahilinde de bunun ayrıntısına girmelisiniz. Onun yine burada gördüğünüz gibi şey kompartman planları, onsa genel yerleşim planı. Burada da işte bir yük gemisine ait, konteyner gemisine ait farklı güvertelerde nasıl bir yerleşim var görebiliyorsunuz. İşte nerede ne hangi oda, ondan sonra konteynerlerin yerleşimi için ayrılmış alanlar. Ondan sonra bunların hepsinin böyle yine detaylı bir şekilde bu en detaylı tabii. Bu artık bir firmanın en son artık duvara astığı genel yerleşim planı. Ama şey yaptıkça ne derler ona ilerledikçe bu detaylara girebilecek bir ön tasarım aşaması içinde olmanız gerekiyor. Ondan sonra bunun olan tabii mantıklı olması, yani girişi olmayan bir odanın, bir mahallin bulunmaması, bildiğiniz gibi gemide her yere yerleşim, değil mi, ulaşılabilir olması gerekiyor. Bir kere o göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Yine güvenlik çok ön planda. Güvenli bir şekilde gemiye girilip çıkılması. Ondan sonra çok da aslında bazen mesela askeri gemilerde özellikle kameraların yerleşimi işte rütbeye göre, şeye göre değişik olabiliyor. Yani dikkat edin her geminin tipine göre belirlenmesi gereken, göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar oluyor. İşte bir yatta mesela master kabinin yeri, işte misafir kabini, personel kabini. Yani bunları hani nasıl yerleştirirsiniz? Çok tabii önem kazanıyor. Güzel bir kullanım alanı oluşturmak ve de işleyişine pratik ve güzel olması için. Ondan sonra burada mesela işte bir de küçük tekneler var. Yani büyük tekneyi yerleştirmek de zor, küçük tekneyi de yerleştirmek zor. İkisinin de ayrı aslında şeyleri var,
artı ve eksileri. Küçük gemide tabii birçok alanı fonksiyonel bir şekilde kullanabilmek ön plana çıkıyor. Yani bazen bir kameranın işlevi 2-3 işlevi üstlenebiliyor. Ondan sonra bunu güzel bir şekilde yerleştirebilmek önem kazanıyor. Bu da yine seçtiğiniz gemi tipine göre örnek gemilerden yola çıkarak ve belki de sizin üstüne koyabileceğiniz bazı hani yaratıcı fikirlerle şekillenebilecek bir süreç. Burada işte 3 boyutlu bazı görseller. Ondan sonra tabii en sonunda keşke hepimiz böyle çizimler ortaya koysak. Hani bu aşamaya şöyle söyleyeyim. Yani kimse projenin sonunda tabii ki böyle bir çizim sizden beklemeyecek. Yani belki bu 2 kişi, 3 kişi ortak çalışan gruplarda olabilir bir iş bölümü olursa. Ondan sonra ama size tavsiyem şudur. Yani mutlaka ki en baştan bu 13-14 haftayı iyi değerlendirip ondan sonra en azından böyle bir tasarım aşamasında neyi nereden bulurum, neyin üstüne ne koyabilirim ki ben hani hangi konuda kendimi geliştirirsem nihai sonuç beni tatmin edecek ve ben hani şey mühendis olarak kendime haritası çizebilirim. Kimi mesela stabilite hesabına çok önem verir. Stabilite konusunda çok detaylı bir şey ortaya koyar. Kimi gemi elemanları konusunda daha ortaya bir şey koyar. Kimi de üç boyutlu tasarım konusunda kendini çok geliştirir. Yani bir yerde o tasarımda sizin kendinizi geliştirdiğiniz bir aşaması olması gerekiyor. Yani herkes standart bir şey yaparken bir kısma bence kendi adına daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra tabii ileri hesaplar var. Bunlara girmek bu aşamada çok mümkün değil. Ama en azından daha ileriki aşamalarda geminin form tasarımıyla ilgili olsun, ileri mühendislik hesaplarıyla ilgili olsun, ondan sonra hesaplara girmek üzere bu gemi tasarımı, yat tasarımı projelerinde bir altyapı oluşturmak gerekiyor. Ondan sonra şeyi neye göre yapıyoruz? Sualtı tekne tasarımını. Tabii ki hem direnci minimum yapmak hem denizcilik karakteristiklerini iyi bir aralıkta tutmak ve en de önemlisi tabii ilk başta stabilite kriterlerini sağlamak. Yani direnci çok mükemmel olan bir geminin stabilitesi yoksa o form hiçbir işe yaramaz. Bu bir gerçek. Evet, bunlar bazı örnek daha önce Bekir hocamızın çalıştığı tasarım görselleri. Burada da yine gemi pervaneleriyle ilgili yapılabilecek pervane dizayn ve optimizasyon çalışmaları. Ondan sonra yine bunu hani yapan arkadaşlar oluyor. Rhino'da özellikle detaylı bir çelik tekne konstrüksiyon şeyi çıkarmak istiyorsanız. Çizimle bunu sağlayabiliyorsunuz. Evet, üç boyutlu modelleme kısmı o bakımdan büyük bir kolaylık sağlıyor, bir önem taşıyor. Benim bir de söyleyeceğim şu, bildiğim kadarıyla hala bizim bölümün sayfasında da duruyor. Hani bu bir kopya olarak değil tabii ki de, ondan sonra bir size şey olarak Yasemin Arıkan 60 metre motor yat deyince eminim hala çıkıyordur şurada. Benim bir proje, bir çalışmam. Bunu örnek olarak koymuştuk o zaman ben Hüseyin Hoca ile proje yaparken. Burada hani genel olarak bir size hani şey olabiliyor çünkü bir şeye başlarken insanların aklında hani hiçbir şey yokken ben nereden nasıl buraya geldim, ne yapacağım, bir yol haritası. Yani bir örnek bile görmek bazen insanın çok ufkunu açabiliyor. O bakımdan hani en azından projenin içeriğinde neler var? Yani buna bakacak olursak mutlaka ön dizayn. Şimdi mesela ben o zaman mega yat konusunu seçmiştim. Sonra ilk başta bir ön dizayn. Yani yatımın boyutlarına bağlı olarak örnek gemiler toplama. Daha sonra form dizaynı. MagSurf'te işte belirli bir sample dizayndan çıkmıştım ama kendiniz de bir mesela offset Rhino'dan ya da işte MagSurf'ün kendi içinde bir form oluşturarak bazınız bu konuda çok ileri olabiliyor, çalışmış olabiliyor MagSurf'te daha önce form oluşturma konusunda. Kendiniz sıfırdan da bir form dizaynı yapabiliyorsunuz. Daha sonra size özellikle bu yat ya da gemi tasarımı dersinde çok önemli olan şeyi söylemek istiyorum. Böyle ana boyutları belirledikten sonra
ve formla ilgili de genel böyle bir ortaya bir şey çıkardıktan sonra ağırlık hesabı. Şimdi bir geminin bildiğiniz gibi bir çelik tekne ağırlığı var. İşte ondan sonra yani tekne ağırlığı dediğimiz yer nelerden oluşuyor? Yani çelik tekne ağırlıkları var. Ondan sonra motor grubu ağırlıklar var. Demir ağırlıkları var. Ondan sonra tankların kendi yine çelik donanımlarından kaynaklı ağırlıkları var. Ondan sonra bir de donanımları var. Yani ırgattır, zincirdir, çapadır. Bunun gibi daha birçok şey. Ve bunların hepsinin toplamı bize Lightship'i oluşturur. Yani siz Lightship ağırlığına ulaşmak için projenin başında birçok bilgiye daha ulaşamayabilirsiniz. Ancak varlığını bilirsiniz. Ampirik ifadelerle bunu ilk önce bir doldurursunuz. Daha sonra deadweight dediğimiz geminin taşıma kapasitesiyle ilgili, yani çalışırken içinde bulunan tanklarla ilgili, yani onun dışında tabii bu bir yat, bir yolcu şey yük gemisi olsa değil mi? Onlar da girer işin içine yük olarak. Ondan sonra buradan siz deadweight'e ve toplam ağırlığa ulaşıyorsunuz. Yani bu ağırlık gruplarını gemi tipinize göre bir alt alta sıralayıp bunu Excel'de çıkarmanız, bunun farkında olmanız, işte Kadir Sarıöz'ün gemi ön dizaynı ile ilgili bir kitabı var mesela, orada ampirik ifadeleri ulaşabiliyorsunuz. Belki onun gibi başka PDF'ler de vardır internetten ulaşabileceğiniz. Burayı bence iyi bir şekilde hepinizin çalışması gerekiyor ki bir geminin içinde neler var, nerede durur bunlar, neye göre mesela şimdi bir pis su tankı temiz su tankıyla yağ tankı yan yana durabilir mi? Yani değil mi? Siz bunu yerleştirirken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani gemiyi anlamak ve algılamak adına benim çok yani zaman ve ne derler ona, yani çok zaman kaybetmeyin ama bunları mutlaka doğru bir şekilde öğrenmeye çalışın. Ağırlık hesabı ve genel yerleşim planı. Genel yerleşim planı zaten ağırlık hesabı içinde. Çünkü neye giriyorsunuz? Boyuna, enine ve düşey konumlarına giriyorsunuz bu elemanların. Bu şeylerin, cihazların işte ne varsa gemide, yani hepsini belirtmeniz gerekiyor ve sonucunda da bir moment hesabıyla siz geminin düşey ağırlık merkezi, yatay boyuna ağırlık merkezi ve de enine ağırlık merkezine ulaşıyorsunuz ki enine ağırlık merkezinin zaten trim olarak yüzebilmesi için sıfır olması gerekiyor. Onu bir kere sağlamanız şart. Yani bir geminin meyilsiz olarak yüzmesini istiyorsanız TCG sıfır olmalı. Bunu sağlamak için simetrik yerleşim yapmanız gerekiyor. Ondan sonra VCG'si önemli. Neden? Ağırlık merkezi çok yukarıdaysa stabiliteniz tehlikeye giriyor. Çok aşağıdaysa bu sefer hareket açısından konforsuz olabiliyor gibi şeyler var. O yüzden bunu herkesin doğru bir şekilde yapmasını isteriz yani. Ondan sonra da işte direnç güç hesabı, yine Maxsurf'ün çeşitli modüllerinden ondan sonra ortaya çıkaracağınız şeyler. Ondan sonra yani bunu inceleyebilirsiniz. Bu şimdiye kadar birçok kişiye bir yol haritası oldu. Ama tabii bu bir hani kopya gibi değil. Yani tamamen sizin kendinizin bir fikri olması için bir yol haritası. Aslında benim söyleyeceklerim bunlar. Yani genel olarak bu projenin yat tasarımı olsun, gemi tasarımı olsun, yol haritası bu. Yol haritası bu. Ondan sonra zaten içine girdikçe sizin aklınızda sorular oluşacak. Mesela ben bu projeyi yaparken en çok çift dip, yani ona çok böyle takılmıştım. Yani nasıl olacak çift dip? Tank onun içine mi yerleşecek, üstüne mi falan? Ya birçok şey düşünmeye başlayacaksınız. Örnek gemileri inceleyeceksiniz. Ondan sonra belki fuarlara gideceksiniz. Bu sene herhalde yani gidilebiliyor olacak fuarlar. Yani mümkün olduğunca çok gemiyi görün ve aklınıza takılan soruların da cevabını bulabilmek üzere araştırmalar yapın. O sayede çok daha gemi tam olarak neye benzer, yerleşimi tam olarak neye benzer, çok daha iyi bir şekilde hepinizde oturacağına inanıyorum. Bir sorusu olan varsa şey yapabilirim. Süremi umarım çok, yani bir geç başladığımız için çok aşmadığımı düşünüyorum ama şu anda bir soru da yok. O zaman sözü sana bırakıyorum Asım. Teşekkürler Yasin Hocam. Tekrar hatırlatalım. Eğer sorusu olan varsa arkadaşlar doğrudan bağlanıp da sorabilirsiniz. Chat kısmına da yazabilirsiniz. Kimi arkadaşlarım bazen mikrofon vesaire olmayabiliyor.
Hocam sorum için teşekkürler. Şimdi sunumu izleyince tekrardan bir tasarım projesi de ben yapayım istedim ama tabii artık vasıflarsın geç. Yani hala içindeyiz aslında. Çok uzak değil. Hayat boyu öğrenme. Eğer sorusu olan yoksa herhalde olsa şimdiye kadar yazar diyoruz. O zaman ben de devam edeyim. Şimdi Yasemin Hocam'ın yaptığı sunuma ek olarak o gemi ve yat tasarımı kısmı ile ilgili malumatlar verdi. Ben de genel olarak proje yapma süreçleri ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Yani aramızda bazı işte araştırma projesi alan arkadaşlar da var. Daha sonrasında gemi makineleri ve gemi makine, ana makine tasarımı ve yardımcı makine tasarımında sizleri neler bekliyor, ne tür konularla karşılaşabilirsiniz? Bunları sizlere genel hatlarıyla bahsetmeye çalışacağım. Şöyle sunumumuzu başlatalım. Şimdi içerik olarak bir proje tez yazma süreçlerinden daha sonrasında da daha böyle spesifik olan ana ve yardımcı makine tasarımı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi birçoğunuz daha öncesinde araştırma projesi gibi şeyler aldı ya da bir ders kapsamında sunumlar yaptınız, araştırmalar yaptınız. Burada az çok hani ne yapılır, ne yapılmaz bunları biliyoruz ama en genel hatlarıyla yapılmaması gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir proje yapıyorsanız arkadaşlar ya da bir araştırma yapıyorsanız bu salt manada bir bilgi toplama kopyala yapıştır mevzusu değildir. Sizin yapmış olduğunuz araştırma her neyse, konunuz her neyse siz hani bir arı misali farklı farklı yerlerden özleri toplayıp bal yapacaksınız. Sizden aslında öz istenmiyor, bal istemiyor. Ama maalesef bizde öyle bir algı oluşmuş. Bir proje yapmak, bir araştırma yapmak, ortaya bir sonunda bir eser çıkartmak tamamen kopyala yapıştır mantığıyla ilerliyor. Burada ki bu algının değişmesi gerekiyor ki bunu biz de vermiş olduğumuz ödevlerde yani ta lisans işte ikinci sınıfta olsun sonrasında olsun vermiş olduğumuz ödevlerle bu kültürün oluşmasını istiyoruz aslında. Oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin yapacağınız şey konunuz her neyse onunla alakalı bilgileri toplayıp bunları harmanlamak. Tabii burada harmanlama yaparken sizin yapmış olduğunuz bu çalışmanın amacı nedir? Hangi yöntemlerle yapacaksınız? Bunların belirli olması gerekiyor. Eğer bunlar belirli değilse hani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Haliyle hangi kaynağa gireceksiniz? İşte hangi araştırma yöntemlerini kullanacaksınız? Bunların hepsi havada kaldığı için sizin haftalarınızın ve belki birbirini tetikleyecek süreçte yıllarınızın boşa gitmesine sebebiyet verecek. Ki bazen şahit oluyoruz. Mesela arkadaşlar projeyi ya da tez konusunu alıyorlar. Sonrasında kendi yoğunluklarından diyelim, farklı bir şey düşünmek istemiyoruz. Tez hocasıyla bir daha en son tez teslim ederken de projeyi teslim ederken görüşüyor arkadaşlarımız. Bu durum hani sizin aleyhinize bir durumdur. Yani ne kadar siz farklı farklı kaynaklarla iletişime geçseniz de, farklı işte hocalarımızla iletişime geçseniz de en burada önemli kişi sizin tez hocanızdır. Hani belli noktalarda uyuşursunuz, uyuşamazsınız. Zaten bu süreçlerde hani sizin sonraki aşamalarda yapacağınız şeyler için bir ilk adımdır. Siz hocayı tanırsınız, hoca sizi tanır. Yani olur da belki aranızda işte lisansüstü eğitime devam etmek isteyen arkadaşlar olur. Bu tür çalışmalar aslında onun bir ön çalışmasıdır diyebiliriz. İşte bir proje yaparken önemli olan şey anahtar kelimelerinizin belirlenmesi. Ki bunu da belirleyecek kişi sizin danışman hocanızdır. Daha sonra bu anahtar kelimelere göre işte Türkçe kaynak çoğunda olmayabiliyor. O yüzden Türkçe, İngilizce olan anahtar kelimelerle araştırma yapmanız gerekiyor. Nereden? İlgili yerlerden. Bunlar nereler? İşte literatür taraması yapacağınız yerler var. Yani sizden önce hocanın size vermiş olduğu bu konu yapılmış mı, araştırılmış mı?
Mesela işte biraz önce Yasemin Hocam paylaştı yapmış olduğu çalışmayı. Daha önce mesela Yasemin Hocam böyle bir çalışma yapmış. Nerede işte bizim bölümün web sayfasında mevcut gibi ona benzer çalışmalarını ne yapmanız gerekiyor? Araştırmanız gerekiyor. Bir proje, genel hatları bir proje yaparken. Ki bu size şunu sağlayacak. O yapılan projelerde, yapılan tezlerde eksik olan noktayı göreceksiniz ki o eksik olan noktayı tamamlamakta sizin sunacağınız katkı olacak. Yine bununla birlikte mesela üretici firmalarımız var. Bunlar işte ana makina üreticileri olabilir, yardımcı makinelerin üreticileri olabilir. Bunların üretmiş oldukları ürünlerle ilgili paylaşmış oldukları kataloglar var. Ürünlerin teknik özellikleri var. Bunlar yine bizim başucu kaynaklarımız arasında yer alıyor. Bir ana makine tasarımı ya da yardımcı makine tasarımı yaparken onlara başvuruyoruz. Hatta çoğu zaman onlar üzerinden ilerleyen bir süreç olabiliyor. Daha böyle ana makine, yardımcı makine kısmına değinecek olursak. Bu üretici firmaların katalogları, bunların guidebook deniyor. İşte onlar önemli kaynaklar. Kafanıza göre de ne yapmayacaksınız? Bir tez hazırlaması olmayacak ya da proje hazırlaması olmayacak. Yani bunlar dedik ki bir kültür kazanılması isteniyor. O yüzden bölüm web sayfasında yer alan yine tez şablonumuz var. Hani fontundan içeriğinde neler olacak? Bunlara kadar her şeyin olduğu bir yönergeler var. Buna uygun olması gerekecek yapacağınız çalışmanın. Tabii çalışma yapıyoruz. Farklı farklı yerlerden araştırmalar yapıyoruz, bilgiler ediniyoruz ya da işte görseller kullanıyoruz. Bunları kopyaladık, yapıştırdık. Tamam, en son bir şey çıktı ortaya ama yaptığınız şey eğer herhangi bir karşı tarafa referans vermezseniz, yararlandığınız kaynağa işte atıfta bulunmazsanız bu yapmış olduğunuz şey sizin çalıntı durumuna girer. Ve bu da aslında normalde belki bizde o süreç işletilmiyor ama hani fikri sınai mülkiyet hakları var. Hani nasıl ki bir korsan kaset aldığınız zaman da korsan bir program indir kaset dedik yani bir eskide kaldık da korsan bir yazılım indirdiğinizde bunun yaptırımı varsa burada da aslında siz karşı tarafın emek harcayarak yapmış olduğu bir şeyi izinsiz ona herhangi bir şekilde atıp vermeden kullanıyorsunuz. Bu da neye giriyor? Çalıntıya giriyor ve aynen kopya çekmek gibi. Bunun da büyük yaptırımları var. Doğrudan kopya muamelesi yapabilir eğer hocanız bunu anlar ki bununla ilgili programlar da mevcut. Hani neyi nereden aldınız, ne kadarını aldınız bunların hepsini biz programlar vasıtasıyla görebiliyoruz. Hani olur da yani inşallah böyle yapan olmaz ki bu sunumlarda hani yapan olmasın diye yapmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çalıntı bir çalışma yaparsanız bunun doğrudan yaptırımı hani kopyayla eşdeğerdir okul için konuşacak olursak. Bunları yaptık artık bir referans verme programı ya da benzer şeyler kullandık. Neyi nereden aldığımızı belirledik. Sonrasında yapacağımız şey artık bir ön çalışma yapmışızdır. Yavaş yavaş modelleri oluşturmaya başlarız. İşte bu oluşturulacak modelde işte ana makine ise onunla alakalıdır. Yardımcı makineler ise onunla alakalı modeller oluşturulur. Ya da işte bir gemi tasarımı, yat tasarımı ise onunla ilgili artık modelleri oluşturmaya başlarsınız. Ana makine, yardımcı makine ile ilgili konuşacak olursak kullanacağımız bazı programlar olabilir. Hocalarımızın uzmanlık alanına göre değişebilir kullanılacak programlar. Bu programların bir kısmı açık kod, bir kısmı lisanslı. Lisans olanların da yine bir kısmı üniversitenin sağlamış olduğu lisanslarla erişebiliyoruz. İşte bu programlardan en az birisini arkadaşlar sizlerin bilmesi ve bununla birlikte bir model oluşturması gerekecek. İşte burada ES'tir, Python, MATLAB,
yazılımlarıdır, işte WebProc'tur, Ansys Client'tir. Bu tarz programlarla sizlerden projeniz, en azından bir tanesini projenizde kullanmanızı isteyeceğiz. Şimdi bu kapsamda gemi makinaları tasarımı yaparken burada amacımız ana makine ve yardımcı makinelerin tasarımındaki temel prensipleri ve bunlarla ilgili tasarım parametrelerini anlamak ve bunlara göre işte konumuz her neyse onu tasarlayabilmek, en uygun, en çalışabilir formla bu tasarımları yapabilmek. İşte bunun için de dedik ya, hani katalog bilgilerini araştırmanız lazım, işte daha önce yapılan çalışmaları, projeleri araştırmanız lazım ki hani sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi parametreler, atıyorum bir dizel makine çalışırken hangi parametreler etkin, hangi parametrelerin bozulması bizim performansımızı etkiliyor, ya da atıyorum bir buhar türbünü, gaz türbününde hangi parametre değiştiği zaman benim boyutlarım artıyor. Bunların hepsini dediğimiz gibi daha öncesinde yapacağımız çalışmalarla belirleyeceğiz. Bunlar için de işte ders notlarıdır, hocalarımızın hazırlamış olduğu ya da işte konuyla alakalı kitaplar, kura kitapçıkları, firma katalogları burada ne olacaktır? Bizim ilk başvuru kaynaklarımız olacaktır. Şimdi bu kapsamda yine hocalarımızın kendi uzmanlık alanlarına göre değişebilmek de size vereceği konular, ama en genel hatlarıyla bir ana makina tasarımı alıyorsanız çoğunlukla dizel makineler ya da buhar, gaz veya gaz türbinli sistemler, bunların tasarımları size konu olarak verilir. Yine işte bunların haricinde yakıt pilleri, bu bataryalar da artık günümüzde hani popüler. Gerçi çoktan da kullanılıyor ama artık bizim bizlerin böyle gündemine daha yeni yeni giren şeyler, bazı konular. Bunlarla da alakalı neler konular karşınıza çıkabilecek. Yine yardımcı makinalarda da ya da yardımcı sistemlerde de alt sistem olarak, diyorum bir ısıtma soğutma sistemi olarak sizin karşınıza çıkabilir. Ya da işte bir sevk sistemiyle alakalı hesaplamalar yapmanız istenebilir. Ya da bunları oluşturan daha alt elemanlarla sizden bir tasarım yapmanız istenir. Şimdi bunları hızlıca detaylarına girerek açıklamaya çalışalım. Şimdi burada aşağıdaki linkten göreceğiniz üzere MAN MIN firmasından alınan bir görsel bu. Kaynağımız Basic Principles of Ship Propulsion diye. Bunun içinde Engine Design, MAN Engine Design kısmı var. Burada da yine gemi veya tasarımında kullanmış olduğumuz design spiraline benzer bir spiral var. Bu spirali bulmak için çok baktım, araştırdım. Sonunda böyle bir şey buldum. Serdar Turgut Hocam, böyle bir şeyin olması gerçekten arkadaşların zihninde belli şeyleri oturtacaktır diye benden ısrarla bunu istedi. En son ben de onun ısrarlarıyla bunu bulabilmiş oldum. Ki burada ilk aşamada biz mesela gemi makineleri diyoruz ama işte direnç sevk hesabı vesaire, işte burada bir geminin ya da yatın, artık her neyse kullanmış olduğunuz tasarım yapacağınız eleman, bunların bir güç hesabı yapılıyor. İşte ne kadar güce ihtiyacınız var. Daha sonra genel hatlarda gücü belirledikten sonra siz sizin buradaki işte tam yük ya da farklı yüklerde kısıtlarınız, sınırlarınız nedir? Bunları giriyorsunuz. İşte yine bununla birlikte işte gemi farklı bölgelerde çalışabilir. Onları da ne yapıyorsunuz? Dikkat alaraktan bir makine seçiyorsunuz. Ana makine seçiyorsunuz. Bu seçmiş olduğunuz ana makineyle birlikte aslında yardımcı makinelerde bu seçmiş olduğunuz ana makinenin özelliklerine göre değişebiliyor. Bunların boyutları yine ana makineye göre değişebilmekte. Eğer hani sizin seçmiş olduğunuz bu ana makine sizin işte ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa devam ediyorsunuz. Yok, karşılamıyorsa ne yapıyorsunuz? Farklı bir ana makine seçerekten tekrar bu dizayn spiralini devam etmeye çalışıyorsunuz. En nihayetinde sizin için en uygun, en uygundan kastımız
işte çeşitli çevresel kıstasları sağlayan, işte atıyorum emisyon değerlerini sağlayan ya da işte diğer taraftan sizin için en ekonomik olacak bir sistem ya da bir ana makine, yardımcı makine setinin ne yapılması gerekiyor? Bu dizayn spiraliyle belirlenmesi gerekiyor. Bu genel hatlarıyla vermiş olduğunuz bir spiral. Burada işte bunun için buraya dizel makineyi de koyabilirsiniz ya da bir buhar türbinli, gaz türbinli sistemi de buraya koyabilirsiniz. En nihayetinde takip edeceğiniz genel basamaklar bunlar olacak. Şimdi bunlarla alakalı işte dizel motorlar nedir, ne değildir? Bunun için zaten bu ders alanlar, yani yardımcı makine, ana makine tasarım alanlar dizel GEMAK 2, GEMAK 1'i almış arkadaşlar. O yüzden hani çok fazla bunların detayına girmeden hani neler karşısında çıkacak bunları şöyle verelim. Hocalarımız size benzinli ya da dizel motorlarla alakalı tasarımlar, bunların seçilmesiyle alakalı, ana makina seçimiyle alakalı konular verebilirler. Ya da GEMAK 1'de almış olduğunuz buhar türbini, gaz türbinli sistemler var ki bunlar çok büyük gemilerde, yani belki hayatınızda göremeyeceğiniz ya da gemiye çıkmış olsanız hiç karşılaşmayacağınız gemilerde kullanılan sistemler ya da termik santrallerde çok yaygınca kullanılan sistemler. Bunlarla alakalı da mesela şu alt sağda görmüş olduğunuz nelerin türbin kademelerinin hesabı, birkaç kademenin ya da kompresör kademesinin hesabı sizlerden ne yapılır? Tasarlamanız istenir. Yine burada da işte gaz türbini ile alakalı işte kompresör kısmıdır, türbin kısmıdır, yanma odası kısmıdır. Bunlarla alakalı tasarımlar sizden istenebilir ana makine tasarımı kapsamında. Yine dedik ki popüler konular işte yakıt pilleri, bataryalar. Bunlardan geleneksel o ana makinelerin dışında artık günümüzde çok sıklıkla karşımıza çıkan teknolojiler. Bunları da yine işte nerelerde işte uzay araçlarından tutun da hastane, otellere kadar birçok yerde bu teknolojiler kullanılabilmekte. Yine bununla birlikte işte özellikle savaş teknolojisine hizmet etmesi açısından denizaltılarda vesairede kullanılan, mesela biliyorsunuz bir yanma olması için oksijen gerekli ama oksijensiz teknolojilerin de kullanıldığı yeni yeni alternatif ana makine seçenekleri mevcut. Bunlarla alakalı da halihazırda zaten hocalarımız çalışıyor. Sanırsam Yasemin hocamın da bu alanda yetiştireceği öğrencileri var diye biliyorum. Ve yine bununla birlikte farklı durumlarda arkadaşlarımız çalışıyor. Hocalarımız size benzer konular verebilirler. Yardımcı makine kısmına bakacak olursak eğer, dedik ki size bir geminin ısıtma sistemi ya da soğutma sistemi tasarlamanız için verilebilir. Bunlarla alakalı hesaplamaları yapmanız sizden istenebilir. Ya da atıyorum bir soğutma sistemindeki bir kompresörü ya da bir ısı değiştiricisini sizden detaylarıyla tasarlamanız istenir. Bu artık hem sizin ilgi alanınız hem de hocaların uzmanlık alanıyla alakalı bir durum. Burada kesişim olması gerekiyor ki bu hem size fayda versin hem de hoca sizi daha iyi yönlendirebilsin diyoruz. Bununla alakalı yine İşte pompalar, kompresörler, ısı değiştiricileri, bunlar içinde belirlenen o gayet yani kullanım kılavuzları kapsamında belirli seçimler yapıyoruz. Yine işte pompa, kompresör, ısı değiştiricisi gibi elemanları önce bir hesaplamasını yapıyoruz. Sonra işte iki boyutlu çizim, sonra üç boyutlu çizim derken bunların akış analizleri ya da işte ısı transferi analizleri gibi farklı farklı neler yapabiliyoruz bu kapsamda elemanlarla projelerimizi tamamlayabiliyoruz. İşte burada önemli olan sizin bilmiş olduğunuz bir program burada devreye girecek. Bunun
yanında da işte hocanızın sizi yönlendirmiş olduğu konu başlığı. Sizin bu ana makinede yardımcı makine tasarımı yaparken kullanacağın en önemli kaynaklardan olacak. Bunun haricinde çok fazla da bakalım süremizi de aşmadan. Evet, süremizi de yaklaşık olarak tamamladık. Bunun haricinde çok fazla da sizi yormadan bugünün sunumunu tamamlayalım. Yine sorularınız varsa hem bana hem Yasemin hocama olabilir. Onları alalım. Yine tekrar dersin, daha doğrusu sunumun başında söylediğimiz gibi, eğer aranızda hala proje hocasıyla iletişime geçmeyen arkadaşlarınız varsa mutlaka iletişime geçsinler. Ki burada gerek Yasemin hocam gerekse benim anahtarıyla aktarmış olduğum şeyler, orada hocalarımız daha böyle ne yapacak? Detaylandırarak sizden belirli çıktıları isteyecekler. Sorusu olan yok mu arkadaşlar? Evet, YouTube ortamında bana bir soru gelmiş de gemileri nereden bulabiliriz diye. Aslında yani şöyle arkadaşlar, gemilerle ilgili bilgileri internet ortamında gemi tipine de bağlı olarak çok farklı yerlerden bulabilirsiniz. Çünkü belirli bir sitede işte bütün gemi tiplerine göre işte gemiler diye bir sıralama yok. Ondan sonra yani siz bir yat yapacaksanız 60 metrelik bir yat, ona özel katalogları taramanız, ona özel gemileriyle ilgili bilgiler bulmak üzere interneti karıştırmanız gerekiyor. Yine belirli bir tipte bir yük gemisiyle ilgili belki onu işleten firmaların ya da üreten tersanelerin portföylerine bakmanız gerekiyor. Bu bir askeri gemi olabilir. O zaman tek tek ülkeler, hangi ülkede hangi askeri gemi o tipte var, onu araştırmak gerekiyor. Yani bunun için internet ortamında çok farklı kaynaklardan bir yerlere ulaşmanız mümkün. Yani tek bir adres bu konuda tabii ki veremeyiz. Bu arada dersimizi YouTube'dan da ilk defa böyle hani alelacele oldu ama oraya bastım, buraya bastım derken yayınladım YouTube'da. Evet. Bilerek oldu yani. Etkimi, ben de bilmiyorum. Şu anda hani ora üzerinden de arkadaşlar sorular soruyorlar. Ki arkadaşlar bundan sonraki derslerimiz işte böyle pandeminin, COVID'in nimetleri diyelim hani. Birçok ortamda belki ulaşamayacağımız kişileri, uzmanları burada davet edip bilgilerini bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. İşte bu platform YouTube'dur, Zoom'dur. Bunları kullanaraktan sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışacağız. YouTube'dan yine bir soru var. Arkadaşlar ben kendi öğrencilerim adına grup oluşturmuştum ama hani her hocanın şeyi farklı. Ben hani iletişimi sağlarken hani bir grup oluşturdum. Evet, onun üstünden iletişime devam edebiliriz. Evet, yine projelerden her hoca için tanımlanan saatler var. Eğer hocalarımız o saatlerde müsaitlerse hani oradan sizlere Zoom üzerinden ya da işte farklı modülleri kullanaraktan iletişime geçebilir. İşte Yasin hocam Classroom kullanmış. İşte ben mesela Edmodo kullanıyorum gibi böyle hocaların alışık olduğu, kullana geldiği kimi programlar var. Ya da işte doğrudan USIS üzerinden de sizlere mail atıp ulaşılabilir. Hani eğer hoca farklı şeyler kullanmıyorsa hocanın avisisini mutlaka takip edin ki oradan güncel duyuruları paylaşabilir. Evet. Yani bu hafta itibariyle hepiniz iletişime geçin ki yapacağınız geminin boyutlarıyla ilgili, ondan sonra ya da makine projesinde hangi konuyla ilgili çalışacağınız netleşmeye başlamalı. Yani bu hafta ve haftaya artık kesinleştirmiş olmanız gerekir. O zaman bakalım bir daha soran eden var mı? Yok. O zaman arkadaşlar, hocam katıldığınız için teşekkür ederiz. Evet, ben de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Bu haftalık dersimizi kapatıyoruz. Dediğiniz gibi arkadaşlar, her hafta salı günü saat 1 ile 2 arasında
davetli hocalarımız, arkadaşlarımız olacak. Onlara katılımınız önemli diyelim ve bugünü kapatalım. Evet, iyi. Herkese iyi günler, iyi dersler.